Sayın Başkan, geçen hafta mecliste bir ilk yaşandı. Çok önemli olmasaydı şüphesiz kalkınma planının görüşüldüğü gün ilk sözü almak istemezdik. Ancak iş tüzüğe açıkça aykırı diyeceğim ama iş tüzüğün bile düzenlemeye ihtiyaç duymadığı bir konudan söz edeceğim. Geçen hafta Meclis Başkan Vekili Celal Adan, mikrofonların kapalı olduğunu düşünerek hatibimize ve partimize yönelik kirli bir dil kullanmıştır. Ben içeriğine girmeyeceğim. Ve biz de maalesef sonradan basın yayın organlarında çıktıktan sonra bunu öğrenmiş olduk. Çünkü o kadar sessizce söylüyor ki, yani bir şey olarak, cümle olarak, bir kelime olarak bunu kabul etmemiz mümkün değil. Şimdi anayasanın 94. maddesi amir bir hükümdür. Evet, lütfen tamamlayalım. Bu maddeye göre meclis başkanı, başkan vekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine görevlerinin gereği olan haller dışında meclis tartışmalarına katılamazlar. Başkan ve oturumu yöneten başkan vekili oy kullanamaz. Yine iş tüzüğün 64. maddesi, 65. maddesi, 66, 67 üsluptur, kaba ve yaralayıcı dildir ve devamı maddelerinde 68 ve disiplin cezalarını düzenleyen maddeler mevcut. İş tüzükte meclis başkan vekilinin kaba ve yaralayıcı dil kullanması ya da kirli bir dil kullanmasına dair açıkça bir düzenleme yok. Ama sonuçta hukuk yaşayan bir organizma ve bu meclisin tahammülleri var. Bu mecliste hiç ceza verilmemesi gereken kavramlara, sözlere burada uyarma, kınama, geçici çıkarma cezaları verildiğini bizler bilmiyoruz. Evet, lütfen tamamlayalım. Sayın Başkan, çok önemli bir konu. O yüzden hoşgörünüzü rica ediyorum. Burada cezalarla muhatap olduk. Bizim HDP olarak bu sözleri kabul etmemiz zaten mümkün değil ve bütün parlamentoya sesleniyorum. Bütün milletvekillerine ve parti gruplarına. Bu konuda bugün bir tutum almazsak meclis başkan vekili hepimize küfür mü edecek? Bırakın tarafsızlığı, hepimizi aşağılayacak mı? Böyle bir üslup olabilir mi? Bizim somut talebimiz şu. Meclis Başkan Vekili olarak sizin, Meclis Başkanı başta olmak üzere, Başkanlık Divanı üyelerini arayarak bu konuda meclisin itibarı, meclisin çalışması ve bundan sonraki olaylar için, gelişmeler için bir tutum açıklamalarını talep ediyoruz. Ara vermenizi ve bu konuda gerekli görüşmeleri yapmanızı istiyoruz. İstifasını istedik ilgili meclis başkan vekilinin. Aradan evet, lütfen tamamlayalım Sayın Beştaş. Aradan 3 gün geçti. İstifa etmek bir yana tek bir söz de kurmadı. Bu sadece HDP grubunu ve bizi değil, bütün parlamentoyu ilgilendiren bir durumdur. Ara vermenizi, bu görüşmeleri yaptıktan sonra bir tutum açıklamasını talep ediyoruz Sayın Başkan. Sayın Beştaş, meramınız kayda geçti. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın sunumundan sonra grup başkan vekillerimizle bir değerlendirmeyi yapar. Ona göre de bir tutumla ilgili açıklamada bulunuruz. Şimdi izninizle gündeme devam edelim. Sayın Başkan, o zaman tutumunuzla ilgili usul tartışması açalım. Benim tutumumda bir şey yok. Ben sizin talebinizle ilgili bir işlem yapacağımı söyledim. Şu Sayın anda... Başkan, ama talebimizi yerine getirme. Yani biz ara vermenizi ve bu görüşmeleri yapmanızı istiyoruz. Peki efendim, ben o zaman buyurun. Lehte aleyhte. Evet. Tutumun lehinde mi istiyorsunuz? Aleyhinde mi istiyorsunuz? Meral Hanım, aleyhimde mi istiyorsunuz? Aleyhte. Lehte, Levent Bülbül, Leyla Şahin Lehte. Evet. Meral Hanım, aleyhte. Peki, önce lehte. Sarvan Bey, aleyhte mi? Aleyhte, tamam. Önce lehte çağırmamız. Evet, önce lehte olmak üzere Leyla Şahin Usta. Buyurun Sayın Usta. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri,
Ben de öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Bugün özel bir gündemle toplandık. Aslında o yüzden meclisimiz erken bir saatte de toplandı. Saat 11 itibariyle danışma kurulunun kararıyla ve Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in de sunumlarını dinlemek üzere 12. kalkınma planını konuşmak üzere genel kurulumuzu açmış bulunmaktayız. Bu HEDEP grubunun talebiyle ilgili olarak özellikle tutanakların yeniden incelenmesi, bakılması, bunun için bir sürenin de ihtiyacının olduğunu düşünerek sizin tutumunuzun o doğru olduğunu düşünerek efendim biz de 12. kalkınma planının görüşmelerine bir an önce başlanılması, Türkiye yüzyılına başlarken aslında 2. yüzyılımıza başlarken 12. kalkınma planıyla başlıyor olmamızda çok anlamlı olacağını düşünerek bu tartışmanın Cevdet Bey'in sunumundan sonraki dönemde yine grup başkan vekillerine söz verilerek bu arada tutanakların da incelenmesiyle birlikte gerekli görüşmelerin o zaman yapılmasının doğru olacağını düşünüyor. Tutumunuzu onaylıyoruz efendim. Evet, aleyhte Sayın Meral Danış Beştaş, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu sadece HEDEP grubunu, parti grubunu, bizim milletvekillerini kapsamıyor. Bu söz, bu kirli dil, bu kirli yaklaşım meclisin 600 milletvekilini ilgilendiriyor. Bu olaya böyle yaklaşmanızı istiyoruz. Burada asla ağzıma hayatım boyunca almadığım, almayacağım bir sözden söz ediyorum ve hiçbirinizin bu sözü bilmediğini de düşünmüyorum, inanmıyorum. Tutanaklara geçmiş mi diye söyledi Sayın Usta, tutanaklara baktık. O kadar düşük sesle söylenmiş ki tutanakçılar, stenograflar duymamış ama video kayıtlarında paldır küldür 3 gündür bütün medya organlarında bu kirli söz yaygınlaştı. Bunu sizin dikkatinize sunuyorum. Ve mecliste bizler her gün meclis başkan vekilinin kaba ve yaralayıcı kullanmayın, temiz bir dil kullanın, kirli bir dil kullanmayın uyarılarına maruz kalıyoruz hepimiz. Ki olması gereken de bu. Bu parlamentoda milletvekilleri halk adına görev yapıyor. Biz halkı temsil ediyoruz. Toplumu temsil ediyoruz. Bizim dilimiz küfür, hakaret, kirli, çirkin bir dil olduğu zaman biz Türkiye yurttaşlarına ne diyeceğiz? Ne anlatacağız? Burada bu temsil görevimizin gereğini yerine getirmiyoruz demektir. Meclis Başkan Vekilliği tarafsız bir kurumdur. Bir mekanizma içinde anayasa 94'te düzenlenmiştir. Meclis başkan vekilinin bir muafiyeti yoktur yasalardan, iş tüzükten ya da anayasadan. Bu konuda sorumluluk çok daha yüksektir meclis başkan vekilliği için. Eğer milletvekillerinin kaba ve yaralayıcı kirli bir dil kullanmaları iş tüzükte yasaklanmışsa, iş tüzüğü yapanlar şunu bile düşünmemişler ya. Yani hiç akıllarına gelmemiş çünkü bu Türkiye tarihinde de herhalde bir ilktir bildiğim kadarıyla. Meclis Başkan Vekili'nin dili ve üslubu konusunda bir düzenleme yapma ihtiyacı bile duymamıştır. Ama anayasa bu konuda amir bir hükümdür. Emredici kurallar içerir. Tarafsızlığı bile hüküm altındadır. Ve meclis başkanının siyasi partiden başkan vekillerinin istifası etmesi bile zamanında tartışılmıştır. Ve dar anlamda aslında siyaset yapamazlar. Bu dil siyaset yapmanın en büyük örneğidir demeyeceğim. Çünkü bu bir siyaset de değil. Bu siyaset olamaz. Siyasetin dili küfretmek, hakaret etmek, bir grubu, bir milletvekilini ya da milletvekillerini aşağılamak olamaz. Bunu kabul etmeyiz. İstifa etmesi gerekiyor. İstifa etmiyorsa o koltukta oturmaması gerekiyor. Bundan sonra lütfen tamamlayalım Sayın Beştaş. Kendi oturumunda bu tutuma devam ederse, bize değil de herhangi bir gruptaki milletvekillerini bu sözleri sarf ederse ne diyeceksiniz? Bunu sineye mi çekeceksiniz? Biz bunu sineye çekmeyeceğiz. Bunu kabul etmeyeceğiz. Meclis başkanını da bu konuda göreve davet ediyoruz.
Yani burada kendisinin istifa etmesi en doğru olandır. Parti grubu da burada zaten. Mutlaka söz alacaklardır. Bunu lütfen şöyle bir empati yapın. Hep 3-4 partinin meclis başkan vekili var. Hangisi yapsaydı ne tutum alınırdı? Kime karşı yapılsaydı ne tutum alınırdı? Bunu düşünerek aslında tutum almanız gerekiyor. Bize hakaret ettirmeyiz. Bize küfrettirmeyiz. Bizi ezmenize müsaade etmeyiz ve bunu asla sineye çekmeyiz. Teşekkür ediyorum. Şimdi lehte olmak üzere Sayın Muhammed Levent Bülbül. Buyurun efendim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ben de açılan bu usul tartışmasında tutumunuzun lehinde olmak üzere söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Tabii bu 2-3 günden beri kamuoyunda farklı haber mecralarında yer alan bir husus olarak bizim de takip ettiğimiz bir mesele. Sayın Celal Adan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis başkan vekilidir ve yeni siyasete girmiş ve ayrıca bu görevi uhdesinde daha yeni üzerine almış bir başkan vekili değildir. 27. dönemde ve 28. döneminden itibaren de meclisi nasıl yönettiği, adaleti, vakarı ve saygınlığı itibariyle hiç tartışma götürmeyecek bir siyasetçidir. Bizim de büyüğümüzdür. Şimdi burada tartışılan hususa baktığımız zaman tutanaklara baktık. Tutanaklarda herhangi bir bu noktada bir ifade yer almıyor. Fakat eğer burada esas alacağımız husus efendim Türkiye'de farklı bir takım niyetlerle basın tırnak içerisinde faaliyeti yürütenlerin attığı manşetler üzerinden genel kurulda biz hareket edeceksek o zaman doğru bir yere meselenin evrilmesi mümkün olmayacaktır. Biz olana bakmamız gerekiyor. Burada hedef alınan öznesi belli olan yani şunu hedef aldı, bu net bir şekilde bu videodan anlaşılıyor. Bu ses kaydından şuna söylendiği belli oluyor dediğimiz bir şey varsa tartışalım. Ancak bunun böyle olmadığının açık olduğu bir durumda basın haberlerini esas alarak bu illa bize söylenmiştir diye bir zorlama yorumun içerisine girmenin doğru olmayacağı kanaatindeyim. Meclis Genel Kurulu'na da doğru bir yaklaşım olarak gözükmeyeceği düşüncesindeyim. Şimdi bu meselede daha önceden mecliste bazı hakarete varan sözler, bahşeler bizzat hitap olarak diyorum. Çünkü orada bir hitap yok. Mikrofonun açık kalması sonrasında kendi işlerinde divanın içerisinde geçen bir diyalog var. Şimdi bunu bir hitap olarak değerlendirmemiz bile mümkün değilken daha önce yaşanan hadiselere baktığımızda bunun birisini hedef almadığının ifade edildiği bir ortamda meclisin faaliyetlerine aynen devam ettiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Çıkar bunu söyleyen kişi der ki benim kimseye hedef aldığım bir durum söz konusu değildir. Bunu altını çiziyorum dedikten sonra mesele devam eder. Burada HDP'nin veyahut da başka bir siyasi partinin, bir şahsın hedef alındığına dair en ufak bir emare dahi yokken bunu bir gruba tahmil etmeye çalışmanın doğru bir... Lütfen tamamlayalım sözlerimizi. Doğru bir yaklaşım olmadığını düşünmekteyiz. Bu noktada Sayın Meclis Başkan Vekilimiz bugüne kadar nasıl adaletle, nasıl efendime söyleyeyim saygınlığı içerisinde vakarıyla nasıl meclisimizi yönettiyse bundan sonra da aynı anlayışla tarafsız bir şekilde meclisi yönetmeye devam edecektir. Bunu en fazla HDP grubu bilmektedir. Sayın Başkanımızın geçmiş 5-6 yıllık uygulamasına baktığı zaman bu noktada en ufak bir taraflı tutumuna denk gelmemiz mümkün değildir. Bu şartlar altında buradan zorlama bir yorumla bir hakaret edildi, bize hakaret edildi şeklinde bir anlayış ortaya çıkmasını bizler doğru bulmuyoruz. Bu noktada düşüncemiz şudur. Burada bir hitap, burada bir karşı muhatabına ifade edilen bir husus yoktur. Kendi içerisinde konuşulan bir şey mikrofona yansımıştır. Burada hedef alınan bir grup yoktur. Burada hedef alınan bir şahıs da bulunmamaktadır diyor. Peki. Teşekkür ediyorum. Şimdi tutumun aleyhinde Hakkı Saruhan Oluç. Buyurun Sayın Oluç. Sayın Başkan, Sayın Vekiller.
Gerçekten bu tartışma çok utanç verici bir tartışma. Utanç verici bir tartışma. Şurada egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir yazıyor. Ve bu milletin temsilcilerinin bir kısmına meclis başkan vekili oturumu sırasında hakaret ediyor. Biz bunu tartışıyoruz. Bunun üstünü örtmeye çalışıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani parlamentonun saygınlığı açısından utanç verici bir tartışma yapıyoruz şu anda. Ben çok üzülüyorum bu konuyu böyle konuşmak zorunda kaldığımız için. Yani divandaki katiplere mi söylemiş acaba meclis başkan vekili? Aralarında konuşurken meclis başkan vekilinin meclisi yönetirken böyle bir söz sarf etmesi. Yani velev ki bize söylemedi, böyle bir söz sarf etmesi olabilir mi? Sayın vekiller, meclis başkan vekili, yani iç tüzük bile böyle bir acayipliği diyorum, yani kibar olsun diye söylüyorum. Aslında böyle bir rezaleti meclis iç tüzüğü bile öngörmediği için bu konuda bir madde yazmamış. Durum budur esas itibariyle. Şimdi yani tartıştığımız konu bu. Daha evvel bakın tutanaklarda yok diyorsunuz. Öyle değil o iş Sayın Bülbül. Ben size şimdi bir örnek vereceğim. Evet tutanaklarda yok ama videolarda var. Meclisin videolarında var ve geçtiğimiz dönem, bir dakika dinleyin. Geçtiğimiz dönem meclis başkanı, o dönem Sayın Şentop, tutanaklarda olmayan ama videoda olan bir konu üzerinden tekrar oylama yaptırdı burada. Dolayısıyla meclisin resmi videosu resmi tutanaktır. Salonda duyulmadı genel kurul salonunda o laf ama videolarda var. Dolayısıyla stenograflar duymamış olabilir. Bizler de duymadık o küfürü ama videoda var. Dolayısıyla resmi videoda olan bir şeyi yok gibi varsayamayız. O nedenle bu konunun mutlaka bir çözüm yoluna ulaştırılması gerekiyor. Ayrıca kendisi retweet yapmış sosyal medyada, sahiplenmiş ettiği hakareti. Ben hayret ediyorum. Demek ki böyle oluyor bu işler. Şimdi taleplerimiz çok açık. Diyoruz ki bütün partiler, sadece bizle ilgili değil. Ve diyorum bakın, velev ki bizim için söylememiş olsun. Meclis başkan vekilinin oturum yönetirken kirli bir dille konuşması zaten kabul edilemez. İlkesel olarak kime söylemiş olursa olsun kabul edilemez bir şey. Talebimiz ortada. Diyoruz ki divan, başkanlık divanı bu konuda bir tutum belirlesin. Bu tutumu açıklasın. Bunun kabul edilemez olduğunu belirtsin. Hani kendisi elbette ki biz istifasını istedik. Kendisinin buna karar vermesi gerekiyor görevden alınamayacağı için. Yani istifa etse en hayırlı işi yapmış olur. Kendi siyasi kariyeri açısından da. Sayın Oluç, lütfen tamamlayalım. Teşekkür ederim. Ama tabii ki kendi kararın sonucu olarak. Şimdi şunu söyleyelim. Bir daha böyle şeyler yaşanmasın. Geçtiğimiz dönemde böyle şeyler yaşandığı zaman bütün gruplar ve grup başkanları ve grup başkan vekilleri, hatırlatıyorum geçtiğimiz dönem burada olanlara, ortak açıklama yapardık. Her birimiz söz alır ve mecliste kirli dil kullanılmasını yanlış olduğunu söyler, eleştirirdik bunu. Geçtiğimiz dönem bütün bunları yaptık. Defalarca oldu bu ve yapıldı bu. Şimdi bütün gruplardan da beklentimiz budur. Bu tutum açıkça ortaya konmalıdır. Bu kınanmalıdır. Bu kirli dil kabul edilemez. Bunu bugün kabul edersek yarın daha vahim şeylerle karşı karşıya kalınır. Biz açık ve net tutum bekliyoruz herkesten. Teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, genel kurul bugün 12. kalkınma planını görüşmek üzere toplanmıştır. Tutumumla ilgili başlatılan usul tartışması çerçevesinde lehte ve aleyhte görüşler ifade edilmiş, kayıtlara geçmiştir. Tutumumda şu aşamada bir değişiklik olmadığını ifade etmek isterim. Şimdi izninizle özel gündeme geçmek istiyorum. Evet, buyurun. Buyurun Sayın Başarır. Buyurun, buyurun. Sayın Başarır, buyurun. Evet, lütfen izin verin arkadaşım. Sayın Başarır, lütfen buyurun. Ama Sayın Başkanım, efendim son... kayıtlara geçer sizin meramınız. Buyurun. Buyurun. İki hususu belirtmek istiyorum Sayın Başkanım. Bir, gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle bir davranış ve böyle bir sözü
hak etmiyor. Bunu söylemek isterim. 27. dönemde AKP grubundan bir arkadaşımız bu kürsüde konuşurken başka bir gruptaki arkadaşımız bir hakaret etti. Meclis hemen ara verdi. Onun hakkında bir yaptırım uyguladı. Bu MHP olsun, CHP olsun, bakın benim arkadaşlarımdan bir tanesi yapsa da biz bunu asla onaylamayız. Ama bir kez birbirimize karşı saygıyı yitirirsek, bunu yaptırıma bağlamazsak iş yüzükte bunun önünü alamayız. O yüzden bir video var. Sayın Başkan bir açıklama yapması, bir özür dilemesi ve meclisin, yani başkanlığın bir karar alması gerekiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bunu doğru bulmuyoruz ve hakaretin, parlamentoya hakaretin hiçbir şekilde kabullenmeyeceğini belirtmek istiyoruz. Sayın Başkan, bir hususu daha belirtmek istiyorum. Çok kısa, birazdan yürütmenin temsilcisi konuşacak. Yalnız şimdi yürütmenin genel kurulda konuşabilmesi için üç yüzükte belli hükümler var. Yani bunlar madde madde belirtilmiş. Lütfen tamamlayalım Sayın Başar. Hükümet sisteminde sert kuvvetler ayrılığı uygulandığı için yürütmenin meclis içerisinde bir temsiliyeti yok. Ancak 359. maddesi gereğince olağanüstü acele hallerde gündem dışı söz alabilir, 10-10 dakikayı geçemez. Ya da iş tüzüğün yürütmenin temsiliyle ilgili 62. maddesinde konuşma hakkı var, bilgilendirme hakkı var, yine süre sınırlandırılması var. Ve iş tüzükteki sataşmaya göre de 69'a göre söz alabilir. Şimdi yanılmıyorsam 60 dakika konuşacak Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Öncelikle bunu size sormak istiyorum. İş tüzüğün hangi maddesine göre 60 dakika konuşacak bilmeliyiz. Çünkü bu meclisteki konuşma sürelerini bizi bağlayan bir iş tüzük var. Süreler belli. Bunu açıklığa kavuşturulmanızı talep ediyoruz. Sayın Başarı, çok teşekkür ediyorum. Demin de ifade ettim. Şimdi özel gündeme geçmeden önce sizin ileri sürdüğünüz bu görüşle ilgili de bir paylaşımı buradan ifade etmek isterim. Sayın milletvekilleri, 11. kalkınma planı görüşmelerinin yapıldığı. Değerli milletvekilleri, lütfen çalışmalarımızın sağlıklı bir biçimde yürümesine izin verin. Burada meram anlatıldı, kayıtlara geçti. Herkes dileğini ifade etti. Ben de söyledim. Arada grup başkan vekillerimizle bu konuyu istişare edeceğimi de ifade ettim. Yani lütfen izin verin, çalışmalarımıza devam edelim. Sayın Dervişoğlu, buyurun. Tamam, buyurun, buyurun. Evet. Buyurun. Müsaade edersiniz efendim. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Genel kurulu saygılarımla selamlıyorum. Üzerinde konuşulan konu fevkalade talihsiz bir konudur. Dolayısıyla kabul edilebilir, tevil edilebilir bir yanı yoktur. Ayrıca meclisin çalışma şartlarından kaynaklanan bir yorgunluğun da sonucu olabilir. HEDEP grubunun, müsaade edin. Ya ben şimdi ben biliyorsunuz kısa cümlelerle konuya girince daha çok tepki gösteriyorsunuz. Ben anlatıyorum. Ben bunun tevil edilebilir, telafi edilebilir bir yanı da yoktur. Mutlak surette Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuyla alakalı olarak da bir vaziyet alması lazımdır. Ama bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde talep dile getirilmiştir. Ayrıca talep şahsileştirilmiştir de. Yani Sayın Meclis Başkan Vekilinden istifası istenmiştir. Kendisinin şu anda... Lütfen tamamlayalım Sayın Dervişoğlu. Bu talebe ne cevap vereceği de belli değildir. Dolayısıyla bütün bu olup bitenlerin üzerinde Sayın Celal Adan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi riyaset makamında bulunurken sarf ettiği talihsiz beyan ile ilgili bir takım açıklamaları ve bazı kararları olabilir. Genel kurul çalışmalarının sıhhatle yürütülebilmesi bakımından bu açıklamanın ve kararın beklenmesi gerektiği hususunu buradan işaret ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Dervişoğlu. Sayın milletvekilleri, 11. kalkınma planı görüşmelerinin yapıldığı
18 Temmuz 2019 tarihli 105. birleşimde yapılan usul tartışması sonucunda yürütmenin kalkınma planı görüşmelerinde temsil edilmesi ve yürütme temsilcisinin sunuş konuşması yapabilmesi genel kurul tarafından uygun görülmüştür. Ayrıca 25 Ekim 2023 tarihinde kabul edilen danışma kurulu önerisinde de yürütmenin sunuş konuşması yapacağı genel kurul tarafından uygun bulunmuştur. Dolayısıyla yürütme adına Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı genel kurulun aldığı bu kararlar çerçevesinde genel kurula hitap edecektir. Değerli milletvekilleri, Cumhuriyetimizin 100. yılı olması münasebetiyle yarın 100 milletvekilimize birer dakikayla söz vereceğim. Cumhuriyetimizin 100. yılına dair mesajlarını tarihe ve kayda geçirmek isteyen her milletvekilimizi yarınki oturumda mesajlarını iletmeye davet ediyorum. Arkasından da Sayın Grup Başkan Vekillerimize görüşlerini ifade etmek üzere söz vereceğimi ifade etmek istiyorum. Şimdi gündemin özel gündemde yer alan alacak işler kısmına geçiyoruz. Bu kısımda yer alan 12. Kalkınma Planı'nın sunulduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. Komisyon yerinde, yürütme temsilcisi yerinde, komisyon raporu 38 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Görüşmeler Genel Kurulu'nun 25 Ekim 2023 tarihli 12. birleşiminde kabul edilen Danışma Kurulu önerisine ve 3067 sayılı kalkınma planlarının yürürlüğe konulması hakkında kanunun 2. maddesi hükümlerine göre planın tümü üzerinde mevcut bölümleri itibariyle 2 bölüm halinde yapılacaktır. Evet, birleşim milletvekilleri birleşime 15 dakika ara veriyorum.